Merhabalar herkese. Sanırım şu anda Yayındayız. yayınımıza bağlandık. Evet. Merhabalar. Fatih Bey de bizimle olacaktı ancak bir teknik aksaklık yaşadık. Olsun, chat kısmından Fatih Bey'le de iletişimimizi sürdürürüz. Siz buradaymışçasına seansımızı başlatacağız Fatih Hocam. Nasıl başlayalım Gözde Hanım? Bir küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Katılımcıları da göremiyoruz. Göremediğimiz için de katılımcılar da chatten yazarlarsa soruları olabilir, katkıları olabilir. Biz Acı Çağlanım'da birbirimizi görebiliyoruz. Siz de varmışsınız gibi kabul ediyoruz. Varsınız, oradasınız. Dolayısıyla buradan da yazışırsak seviniriz. Fatih Hocam da devam ediyor. Belki sürpriz olarak ilave olabilir. Şimdi sizinle başlayalım. İsterseniz hazırsa biraz Olur tabii ki. kariyerden insan kaynaklarına iki insan kaynakları uzmanı karşı Evet. karşıya gelince bilmiyorum 50 dakika Aynen. yetecek mi? Evet. Görelim bakalım vaktimizi de verimli harcamak adına ben de hani olabildiğince kompakt bir şekilde birkaç slayt hazırlamıştım. Bir onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz lütfen beni uyarın olur da görüntüde bir aksaklık olursa. Nasıl şu an? Aynı zamanda chat kısmını da görmek istediğim şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Ben görüyorum, katılımcılar da görüyordur diye tahmin Tamam. ediyorum ama belki biraz Süper. büyütebilirim sayfayı daha net Tamam. görünmesi için. Evet. Şöyle nasıl? Evet, daha iyi. Tamamdır. Chat kısmını tam göremiyorum o yüzden siz bana destek olursanız sevinirim olur da sorular Tamam. gelirse. Herkese tekrardan merhaba. Bugün burada olmak çok keyifli ve aynı zamanda heyecanlı. Bu güzel bir Dünya Otdürü etkinliğini ayarlayan, emeği geçen herkese bir başlangıçta teşekkür etmek isterim. Yaklaşık 50 dakikamız olacak. Bu süre boyunca ben kendi adıma bir kısacık kendimden bahsedeceğim sizlere. Ardından da kariyer yolculuğumda aslında ben neler öğrendim. Devam eden bu kariyer yolculuğunda neleri olmazsa olmaz cebime koydum. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Ve muhtemelen de mezun olmaya çok yaklaşmış arkadaşlarımızın aklında olan hani mülakatlarda nelere dikkat etmeliyiz? Hangi konularda kendimizi mülakatlardan önce hazırlamalıyız kısmında sizlerle birkaç paylaşım yapmak istiyorum. Aralarda sorularınız olduğunda zaten her zaman konuşuruz. İsmim Çağıl, Pfizer'de insan kaynakları yöneticisi olarak görev alıyorum şu anda. ODTÜ'den 2015 yılında işletme bölümünden mezun oldum. ODTÜ'yü mezun olduğum ve okuduğum bir üniversiteden ziyade bir ailem olarak görüyorum. O yüzden de aslında bu etkinliğin benim için özelliği bir başka ayrı diyebilirim. ODTÜ'de son sınıftayken bölümdaşlarım bilirler ve benimle hemfikir olurlar. Son sınıftaysanız zaten ajandanız, takviminiz bir miktar daha rahattır. Ve okul sizi, bölüm sizi aslında biraz daha böyle sosyal sorumluluk projelerine, stajlara, part-time çalışmalara yönlendirir. Benim de son sınıfım öyle geçti. Çok farklı yerlerde sosyal sorumluluk projelerinde, gönüllülük projelerinde, kulüp aktivitelerinde, part-time çalışmalarda vesaire olabildiğince zamanımı doldurmaya çalıştım verimli bir şekilde. Ardından mezuniyetimin hemen ardından Pfizer'de insan kaynakları departmanına management trainee dediğimiz yönetici adayı pozisyonunda İşe başladım. Bu süre boyunca da insan kaynakları iş ortaklığı, maaş anaklar tarafında maaş anaklar uzmanlığı vesaire yaptım. İK'nın çeşitli alanlarını deneyimleme fırsatım oldu. Şu anda da aslında son 2 yıldır maaş anaklardan ve İK iş ortaklığından sorumlu insan kaynakları yöneticisi olarak görev alıyorum. Son 6 yılıma baktığımda da aslında öğrenmeye, gelişmeye, devam etmeye çabaladığım bir dönemdeyim. Bu araya kadar bahsettiğim kısımlar aslında birazcık profesyonel hayatta ben kimim? Sonuçta burada her birimiz arkadaş, iş arkadaşı sayılırız. Bir de sosyal taraftan kısacık kendimden, keyifli kısımlardan bahsetmek isterim. Ben amatör olarak tiyatro ile ilgileniyorum. Bizim Pfizer'de bir tiyatro kulübümüz var. Pandemi öncesinde her yılda bir olmak üzere çok keyifli müzikaller, tiyatrolar, gösteriler sahneye koymaya çabaladık ve çok da güzel sahnelerimiz oldu. Pandemi sonrasında da umuyorum ki devam edeceğiz. Buraya özellikle fast food resmi koydum. Hiç örnek alınacak ve güzel bir şey olmadığının farkındayım. Ancak pandemiyle birlikte artan bir fast food sevgim oldu. Özellikle patates kızartması dediğinizde hiç kendimi tutamam ve hiç affetmem diyebilirim. Son olarak söyleyeceğim şey de kalpten ve yürekten bir hayvan severim. Sağ altta gördüğünüz benim kedim ismi Cımbız. Hayvanlarla bir arada olmayı,
ve onlarla vakit geçirmeyi, onlar adına güzel bir şeyler yapmayı çok seviyorum ve bunun için de her zaman çabalıyorum diyebilirim. Şimdi diğer tarafta az önce bahsettiğim kısma gelecek olursak, kariyer yolculuğumda ben neler öğrendim, neleri cebime koydum ve olmazsa olmaz aslında sizinle neler paylaşmak istiyorum, onlardan bahsedeceğim. Buraya arkadaşlar ben öncelikle merak dedim. Merak etmek kariyerde benim 6 yıllık Pfizer'deki kariyerimde ve öncesindeki part-time süreçlerimde her zaman olmazsa olmaz diye düşündüğüm ve yöneticilerimden de öğüt olarak dinlediğim bir şeydi. Merak etmek, soru sormak, nasıl yapıldığını hiç çekinmeden gerçekten sorgulamak kariyer yolculuğunda bizi hep daha ileri götürecek bir şey. Özellikle mülakatlarda, öğrenci arkadaşlarımızla, yeni mezun arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bazen şunu hissedebiliyoruz. Acaba böyle bir soru sorsam uygunsuz olur mu? Ya da bir soru soracağım ama acaba cevabı bana daha önce söylenmişti, unutmuş muydum? Gibi yaklaşımlarda bulunabiliyoruz. Bunu lütfen düşünmeyin. Merak etmek, soru sormak, sorgulamak sizi her zaman daha ileriye götürecek başlıklardan bir tanesi olacak. Bu arada ben sesimi birazcık arkadan yankılı duyuyorum. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama umarım bir sıkıntı yoktur. Mikrofonlarımızı kapalı tutuyoruz. Ama açık olanlar varsa uyarmış olalım katılımcılardan. Tamamdır, aynen. Kapatırsanız konuşurken yankılanmaz. Merhaba, duyuyor musunuz beni? Evet, duyabiliyoruz. Hoş geldiniz. Duyuyoruz, hoş geldiniz. Mikrofonumu kapatıyorum. Süper, tamamdır. Hoş geldiniz. Geldiğinize çok sevindik. Devam ediyorum. Ben birincisine kendi kariyer yolculuğumda öğrendiklerimden merak dedim. İkincisine farkındalık diyeceğim. Burada bahsetmek istediğim şey aslında kişisel farkındalık. Bizi biz yapan, bizi gerçekten diğerlerinden ayıran, yıldız gibi parladığımız hangi özellikler var ve biz nerelerde fark yaratıyoruz? Bunu bilmek hem kariyer yolculuğunda sizi çok zenginleştirecek bir şey. Hem de o kariyerinizi planlarken her zaman cebinizde sizin için artı olarak kalacak bir şey. Tabii ki her zaman parlayıp her zaman pozitif, güçlü alanlarımızı ön plana çıkartmıyoruz. Geliştirmek istediğimiz, törpülemek istediğimiz, aslında şu özelliğimi benim birazcık evirmem gerekiyor dediğimiz konular da var. Her birimizin, kariyerimizin hangi noktasında olursak olalım. Dolayısıyla bu alanların da farkında olmak kariyer yolculuğunda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Üçüncüsüne ben hatalar dedim. Hatalar deyince kulağa negatif geldiğinin farkındayım. Ama burada bahsetmek istediğim şey şu. Her birimiz hata yapıyoruz. Yeni mezunken de, uzman olarak çalışırken de, yönetici olduğumuzda da, kariyerimizin çok üst noktalarına gittiğimizde de hatalar hep yapıyoruz ve yapacağız. Dolayısıyla hatalardan ders çıkartmak, hata yapmaktan korkmamak, yaptığımız hatayı içtenlikle kabul edip bu hatadan ders çıkartıp bir sonrakinde aslında hata yapmayı bırakın, çok daha iyi bir şekilde o işi tamamlamak bizim için olmazsa olmaz. Dolayısıyla hata yaptıysanız bundan korkmayın, çekinmeyin, içtenlikle hatanızı kabul edin ve dönün bakın acaba neden ben bu hatayı yaptım diye. 6 yılıma Pfizer'de bakınca inanın küçüklü, büyüklü, orta ya da büyük ölçekli çok fazla hata yaptım. Kimi zaman bu hatalardan kaçmak istedim, yüzleşmek istemedim ama bir noktada fark ettim ki aslında o hatalarla yüzleştiğinizde aslında tekrarlamıyorsunuz. Dolayısıyla hatalardan kaçmamak benim kariyerimde öğrendiğim, cebime koyduğum diğer başlık. Dördüncü olarak zorluklar diyeceğim. Bu da hatalar gibi kulağa negatif geliyor, farkındayım. Ama burada bahsetmek istediğim şey şu. Bir projenin içindeyiz, bir görev tanımımız var, bir iş yapıyoruz ya da bir sorumluluğumuz var. Eğer zorlanmıyorsak, eğer Allah'ım ben ne yapıyorum, galiba yapamayacağım, galiba pes edeceğim demiyorsak o zaman gelişmiyoruz demektir. Ben her zaman bunu kabul ediyorum kendimde. Konfor alanından çıkmak, zorluklara gönüllü olmak, istekli olmak, gelen zorlukları da gerçekten kapımızı açmak bizi kariyerimizde geliştirecek en önemli şeylerden bir tanesi. Konfor alanının tadını çok iyi biliyorum, çok da güzel bir yer olduğunun da farkındayım ama her zaman kendimizi zorlayıcı görevlere ve sorumluluklara el kaldırmak ve bunlar için aslında bize gelmese bile bunlar için bizim el kaldırmamız çok çok kritik. Benim yine kariyerim boyunca cebime koyduğum en önemli kısımlardan, başlıklardan bir tanesi de buydu. Son olarak söyleyeceğim şey, bir metafor yaptım. Çilek dedim buraya. Burada anlatmak istediğim şey aslında şu.
bir pasta tek başına çok keyifli, lezzetli olabilir, sizi çok mutlu edebilir. Ama o pastanın üzerine çilek koyduğunuzda işte o zaman tadından yenmez. Bizim genel müdürümüzün çok söylediği ve çok örnek verdiği bir şeydir çilek. O yüzden ben de buraya eklemek istedim. Size verilen bir iş, size verilen bir görev, sorumluluk. Her zaman bu görev, sorumluluğun, projenin dışına çıkıp bir adım ötesine geçmeye çalışın. Kariyerinizde bunu yaptığınız noktada işte o zaman değer yaratmış oluyorsunuz. Pastanın üzerine çilek koyduğunuzda aslında o değeri göstermiş oluyorsunuz. Hatta ve hatta etrafınızdaki insanları da o çileği bulması için teşvik ettiğinizde işte o zaman da tadından yenmez oluyor. Dolayısıyla benim 6 yıllık kariyer yolculuğumda her zaman aklımda tuttuğum ve olmazsa olmaz dediğim başlıklar bunlardı. Merak etmek, kendimizin farkında olmak, hatalardan korkmayıp yüzleşmek ve nedenlerini çözmeye çalışmak ve çözmek, zorluklardan kaçmamak, hatta zorluklara koşmak ve pastanın üzerindeki çileği görmek, yani verilen sorumluluğun her zaman bir adım ötesine çıkacak şekilde işlerimizi tamamlamak diyebilirim. Şimdiki kısımda da işte burada öğrendiğim, size paylaştığım bu 5 tane başlıkta peki mülakatlarda biz nelere dikkat etmeliyiz? Bunları ben nasıl mülakatlarla harmanlayıp size aktarabilirim diye düşündüğümde birkaç tane söylemek istediğim şey var. İlk olarak ne demiştik? Merak demiştik. Burada mülakatlarla entegre edecek olursak söyleyeceğim şey şu: mülakatlara gitmeden önce başvurduğunuz rolü, şirketi, sektörü, sektör dışında merak edip araştırın ve mutlaka merak ederek o mülakata gidin ve mülakatı sizinle yapan İK profesyonellerine ya da başvurduğunuz birimin yöneticilerine şu algıyı yaratın: bu arkadaş gerçekten merak etmiş, sorgulamış, rolün farkında, sektörün farkında, biz nasıl bir dünyadayız bunun farkında dedirtin. İlk söyleyeceğim, olmazsa olmaz, sizi mülakatlara hazırlayacak şey merak etmek ve araştırmak. İkinci söylediğimiz şey farkındalıktı. Burada sizlerden istediğim, ricam şu: sizi farklılaştırdığına inandığınız, sizi diğerlerinden böyle yıldız gibi parlattığına inandığınız 2 ya da 3 tane alanınızı belirleyin mülakatlardan önce ve örneklerle bunu destekleyin. Tabii ki az önce de söylemiştik, sadece güçlü alan değil, geliştirmek istediğiniz alan nedir onu da belirleyin ve bunu da ne türlü geliştirmek istiyorsunuz, hangi aksiyonlar alıyorsunuz bunun için, onları da mutlaka hazırlayın. Mülakatlarda çok yüksek ihtimal bu soru size gelecektir ve geldiğinde hazırlıklı olmak: şu 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 alanlarda ben çok güçlüyüm, şu alanda da kendimi geliştirmek adına çabalıyorum demek çok kritik diyebilirim. Üçüncü söylediğimiz şey hatalardı. Mülakata gitmeden önce bir oturup düşündüğünüzde hata yaptığınız ve bu hatadan ders çıkarttığınız bir örneği tutun cebinizde. İnanın bana, size bu soru geldiğinde siz bunu açıklıkla, samimiyetle anlatıp nasıl ders çıkarttığınızı ve bundan sonraki örneklerde nasıl bunu hata yapmayı bırakın, daha güzel bir şekilde sonuçlandırdığınızı anlattığınızda işte o zaman o mülakat keyifli bir hale geliyor. Dördüncü söylediğim şey zorluklardı. Burada düşünmenizi istediğim şey, sizi çok zorlayan, galiba yapamayacağım, az kaldı pes edeceğim dediğiniz bir örnek düşünmeniz. Bu örnekte siz ne yaptınız, nasıl bir zorlukla karşılaştınız ve nasıl aştınız bu zorluğu pes etmeden, dirayetli bir şekilde? Burada düşünmenizi istediğim örnek bu. En keyifli kısma geldik, çilek kısmına. Burada düşünmenizi, örneklendirmenizi istediğim konu, size bir iş verildi, bir sorumluluk verildi ve siz bu görevin, işin, sorumluluğun, projenin dışına çıktınız. Bu herhangi bir işi daha hızlı yapmak da olabilir, daha kolay yapmak da olabilir, daha değer yaratan bir şekilde yeni bir çözüm üretmiş olabilirsiniz ya da daha yaratıcı çözmüş olabilirsiniz. Önemli olan size verilen işin ötesine geçtiniz. Burada düşünmenizi istediğim örnekler de bunlar. Aranızdan bazı arkadaşlarım şunu düşünüyor olabilirler: ya biz henüz üniversitedeyiz, henüz profesyonel hayata adım atmadık, nasıl bu kadar örneği biriktirelim, nasıl bu kadar detaylı bir şekilde çalışalım diyor olabilirsiniz. Ben de inanın bundan 6-6,5 yıl önce aynı düşüncelere sahiptim. Ama gerçekten üniversite hayatınız boyunca bir sürü derslerin projesine katılıyorsunuz, bir sürü ekip çalışması yapıyorsunuz. Stajyer olarak çalıştığınız, part-time olarak çalıştığınız, sosyal sorumluluk projelerine katıldığınız işleriniz, sorumluluklarınız mutlaka vardır. Sosyal kulüp aktivitelerine katıldığınız örnekleriniz mutlaka vardır. Yeter ki mülakatlardan önce, kariyerinizi şekillendirmeden önce bir oturup düşünün: bu örnekleri ben nerelerden bulabilirim diye. İsterseniz bilgisayarda bir Word dokümanına ya da benim gibi kağıt kalem insanıysanız oturup normal bir deftere, bir A4 kağıdına yazmaya başladığınızda inanın tahmin ettiğinizden daha çok örnek çıkacak. Dolayısıyla bu örnekleri keşfetmek de aslında her birimizin kariyerini
şekillendirmeden önce görevlerinden biri diye düşünüyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Süremi de çok fazla aşmadan sözlerimi noktalayacağım. Zaten sonra da muhtemelen bir vaktimiz kalacak soru cevap için diye düşünüyorum. Hemen ekran paylaşımımı durdurdum ve Gözde Hanım, Fatih Bey, sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sunumdu tabii. Ben dinlerken 2005 ile 2015, bir 10 yıl var aramızda, nelerin değiştiğini de görebildim. Ne kadar bilinçli mezuniyetler olduğunu, Fatih Hocam da gülüyor oradan. O da benden de eski. Diyor ki neler olmuş, neler akmış suların altında. Çok yani faydalı bir sunumdu. Çok teşekkürler. Müsaade ederse Fatih Bey devam edeyim. Sonra sözü en son kapanışı büyüğümüze bırakalım. Öyle yapalım. Ne demek lütfen. Tekrar merhaba. Kusura bakmayın bağlanamadım. Çünkü onlarca Zoom toplantısından sonra yani bugün sorun nerede? Ne mikrofon, ne gidiyorsun? Hala sıkıntı veriyor. Bağlanamadım, deli oldum. İlk defa telefonumdan bağlanıyorum. Bu sıkıntı için kusura bakmayın. Bu yılın 2020'nin en çok kullanılan sözü bağlanamıyorummuş. Çok uluslararası bağlanamıyorum, açılamıyor, kameram açılmıyor vesaire falan. Geçen bir arkadaşla sohbet ederken duydum. Şimdi tabii Çağıl Hanım çok güzel anlattı gençlere neler yapılacak, nasıl mezun olunacak vesaire. Evet. Ben biraz geriye götüreceğim sizi. Ben 2005 lisansım ODTÜ Sosyoloji'den 2005'te. Ve benim zamanımda hani oralar dupluktu. İnsan kaynakları gibi falan bir şey de çok öyle yoktu. Vardı ama bizim seviyemizde değildi. O dünyanın başka bir boyutunda, başka bir yerlerde bir şeyler yapılıyordu. Ve hani birazcık bu kariyer öykülerinde şimdi aramızda hesapları tutmayanlar vardır. İdeallerinde, ideal bölümlerde okumayan arkadaşlarımız vardır. Sevmedikleri bir bölümü kazanıp sonra okurken çok sevenler olduğu gibi hayallerini kazanıp ondan sonra ben buraya nereden düştüm acaba, nasıl çıkacağım buradan diye düşünenler de vardır. Onlara da bir ne diyeyim, belki bir referans olur, bir ışık olur. Ben çok bilerek isteyerek bölümümü tercih ettim. İlk ve tek tercihimde okuduğum bölüm ve bütün hayalim reklamcı olmaktı. Reklam endüstrisinde. Yani çay getir deseler çay getirecektim. Yer süpür deseler yer süpürecektim. Ve olamadım. Müthiş bir başarısızlık hikayem var. Beni reklam endüstrisine almadılar. Her şeyi doğru yapmış olmama rağmen, bütün eğitimleri alıp, bütün sınavları geçmeme rağmen, mülakatlarda beni bir türlü beğenemediler. Ne Ankara'da ne İstanbul'da. Büyük bir yıkındı. Şimdi mezuniyetine çeyrek kala olanlar, bir ODTÜ gibi bir okul bitiriyorsunuz falan, çok başarılısınız. Böyle derece öğrencisiydim ben bir de bitirirken. Gittiğiniz her kapı suratınıza kapanıyor. Yani bir şekilde kaşınızı beğenmiyorlar, gözünüzü beğenmiyorlar. Ya da diyorlar ki başka neyin var? Yani senin sahip olduğun özellikler herkeste var. Başka ne yapabilirsin bizim için? Ne yapayım? Zaten 23-24 yaşındayım. Yani işte yapacağımı yapmışım kendime göre. O zaman için çok büyük bir başarısızlıktı bana göre. Ama aslında benim için bir başarı hikayesiymiş bu. Çünkü kendi görüştüğüm dönemlerde bir insan kaynakları profesyoneliyle görüşme şansım olmadı öyle bir endüstride. Ya ajans patronlarıyla görüştüm, ya oradaki işte başvurduğum pozisyonun yetkilileriyle görüştüm. Evet, alanlarında uzman ama bizim alanımızda uzman olmayan insanlardı. Belki de bir şeyleri tam anlatamadılar bana, aktaramadılar. Bendeki gelişmeye açık yönleri belki söyleyemediler. Bunu kendi kendime keşfetmek zorunda kaldım. Böyle bir platform ya da böyle bir destek, böyle mentor sözcüğü de yoktu çok. 2000'lerde. Bilmiyorduk. Belki de benim eksikliğim, ben bilmiyordum ama Çağıl Hanım'ın dediği gibi böyle biz yolda öğrendik. Yani bazı şeyleri gerçekten yola çıktıktan sonra dönüşmeyi öğrendik, dönüştürmeyi öğrendik. Dolayısıyla şuraya bağlayacağım. Bazen kapanan kapılar sizin başka bir yeri görmenizi sağlar. Başka bir yere gitmenizi sağlar. Böyle işte mezun olup bir şirkette başlayıp orada kariyer yapmak gibi örnekler olduğu gibi benim gibi 30'una kadar farklı bir kariyer yapıp 30'unda tamamen hayat standartları şeklini değiştirip başka bir okul okuyup başka bir uzmanlık yapıp yönetici olmak da var. Yani bu da bir olasılık. Hep de böyle kötü taraftan bakmamak lazım. Hiç unutmuyorum, 34 tane reklam ajansı vardı Ankara'da hızlı tüketim mallarında. 31 tanesiyle görüşme yaptım ben. 31'i de almadı beni işe.
Ya bunu çok gururla söylüyorum. 31'i de almadı. Şimdi teşekkür ediyorum onlara. Bana bundan sonra çok başarılı bir kariyer mi yaptım? Hayır, pes ettim. Hani Çağal Hanım'ın örneğinden gidildi. Ne zamanları böyle zorlukla karşılaştınız, ne zaman pes etmek istediniz? Dedim ki ya benden olmayacak bir şey. Yani benim artık para kazanmam lazım. Rezil olduk ya. ODTÜ mezunu 8 aydır iş arıyoruz yani falan gibi bir durumda. Gidip hiç bilmediğim, hiç alakam olmadığı bir sektörde işe başladım. Yönetici adayı diye kandırdılar beni. Dediler ki siz yönetici adayısınız, ODTÜ'lüsünüz. Gelin sizi yönetici yapacağız. Koşa koşa gittim 23 yaşında yönetici olacağım diye. Olmuyor tabii öyle. Öyle gitmiyor hayat. O girdiğim sektör satış sektörüydü. Çok uzun sürede, çok başarılı bir şekilde de çalıştım ama kendimi bulmam, ne istediğimi bulmam, yeteneklerimi keşfetmem, belki işte 30 döngüsüne, 31-32'ye gelip bir karar almak, risk almak, hayatta çileyi koymak istiyorsanız risk almanız lazım. Hayatta çileyi koymak istiyorsanız kendinizle yüzleşmeniz lazım. Bunu kendiniz de yapmalısınız. Annenizle, babanızla, arkadaşlarınızla, yöneticilerinizle değil. Bazen yükselebilmek için bir düşmek lazım böyle. Hani dalmak gibi böyle hop dibi görüp ondan sonra zıplamak lazım. Onun da tadına varmak lazım diye düşünüyorum. Ve böyle kendimce tap noktada dedim ki ben ayrılıyorum bu sektörden. Ortalık birbirine girdi. Annem babam kalp krizi geçirdiler. Bir holdingde çalışıyordum çünkü. Ya holdingde iş bırakılır mı? İşte yemeği var, servisi var, terfisi var. Kızım sen az akıllı mısın falan diye böyle çok geri bildirimler aldım. Çalıştığım kurumda çok başarılı işler yapıyordum. Çok gelir getiriyordum kuruma. Dediler ki ya git sen bir tatil yap iki hafta. Biraz dinlen, dön, fikrin değişir. Yok dedim ben gideceğim. Ben çünkü şöyle bir uzaklara baktığım zaman bir 35 yıl daha bu işi yapmak istemiyorum. Yani yapabilirim, iyi de yapabilirim belki. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Ve sonra hayatımda başka bir dönem açıldı. Yine dışarıdan bakıldığında belki başarısızlık olarak addedilebilen. 1,5 yıl falan işsizdim, maaş almıyordum yani. Çok iyi kazanırken çok kazanamaz duruma düşmüştüm. Yani tüm arkadaşlarım da o arada kariyer yapıyorlardı. Yani çalıştıkları kurumlarda birer birer yükselmeye başlamışlardı. Ama ne katkısı var? Şimdiki, bugünkü ve gelecekte inşa ettiğim kariyerimi inşa etmeye başladım. Bir başka okul okudum. Başka bir eğitim aldım. Sıfırdan başladım. İnsan kaynaklarına geçişim böyle oldu. Çünkü satışta kullandığım bazı özelliklerimin aslında bu alanda başka isimlerde olduğunu fark ettim. İşte mentorluk dendiğini, koçluk dendiğini gördüm. Bazı doğal yeteneklerimin olduğunu ama onları geliştirmem gerektiğini, eğitimle üzerine bir şeyler inşa etmem gerektiğini, çileyi koymam gerektiğini fark ettim. Ama bir adım geriye gittim önce. Onun için burada dinleyenler varsa özellikle de daha gençler, bizden daha gençler, hatta belki risk almaktan çekinenler, ya işte 40'ıma geldim, 50'ime geldim, şimdi ben nasıl iş değiştireceğim? Değiştirin. Çok zorluklar göreceksiniz. Çok farklı alanlarda sizi hayat zorlayacak ama içinizdeki enerjiyi de keşfedeceksiniz diye küçücük de buradan bir ne diyeyim böyle gaza getireyim insanları. Çünkü kendimizi tanımamız için de her zaman hayat böyle çok soft akmıyor. Tabii son 10 yıldır da biraz daha fazladır da bu anlattığım alanlarda şu anda da yönetici olarak çalışıyorum. Bir havacılık şirketinde çok neşeli bir ekibim var. Ar-Ge yapan, uçak yapıyorlar. Bana diyorlar ki nasıl böyle enerjik kalıyorsunuz? Böyle işte değiştirerek, değişim içerisinde olarak, hep aynı tarafa bakmayarak, hep yeniden başlayarak, her sabah ne öğrenebilirim acaba, ne yapabilirim diye. Bir süre sonra zaten bunu düşünmeden yapmaya başlıyorsunuz. Hani belki başlarda bir egzersiz olabilir ama ben de böyle çok kısacık kendi kariyer hayatımla ilgili böyle bazı şeyleri paylaşayım istedim. Sözü Fatih Hocama bırakayım. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. Ya vallahi sizleri alkışlıyorum yani. Ne kadar güzel bir odamız olmuş. Ne kadar harika bir odamız olmuş. Çok çok mutlu oldum gerçekten. Sizleri dinleyerek gerçekten çok heyecanlandım, mutlu oldum. Hem pırıl pırıl iki tane genç arkadaşım, hem bu kadar kısa sürede bu kadar tecrübe, bana bir şey bırakmadınız yani. Her şeyi anlattınız. Kısaca özetlediniz.
Yani yok korkuydu, tecrübeydi, dayanmak, işte devam etmek falan ve güzel çilek. Bana fazla bir şey kalmadı ama sizde birazcık işte yurt dışı konusunda eksiklik olduğu için onu da ben tamamlayayım. Şimdi gerçekten güzel arkadaşlarım güzel şeyler söylediler. Ben de bizi dinleyenlere şunları söyleyeceğim, şunları özetleyeceğim. Yurt dışında mimar veya mühendis olarak çalışmanın kazandırdıkları ve kaybettirdiklerini özetlemeye çalışacağım. İnşallah hızlı hızlı toplarım. Notlarımı aldım. Bu konuda daha önce konuşmalar yaptım ama yine de her toplantı ayrı bir heyecan olduğu için yeniden tekrar yazdım ve listeledim. Şimdi neden herkes yurt dışında çalışmak istiyor? Hemen bunu sıralayalım. Öncelikle herkes çok maaş istiyor. Yüksek maaş istiyor. Hele son yıllarda Türk lirası iyice değer kaybedince tabii dolar bazında, euro bazında vesaire maaş almak çok iyi gözüküyor. İki, yurt dışında süreli kalmak, işte Türkiye'den uzaklaşmak, Türkiye'nin sıkıntılarından ayrılmak vesaire isteği bu iki. Üçüncüsü, yeni bir ülke keşfetme, maceraperestlik isteği. Evet. Dördüncüsü, büyük çaplı projelerde yer almak. Mesela bir havaalanı projesi. Beşincisi de yabancı dilini daha arttırmak, pratiği hızlandırmak. Şimdi konuşmacı ben, ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunu 88, yılım 88. Oldu şimdi 33 yıl. Şimdi ben 23 yılda yurt dışında çalıştım. Peki ben neler gördüm? Hemen başlıyorum. Yüksek maaş dedik ya, yüksek maaş. Hadi bakalım buyurun. Maaşınızı alabiliyor musunuz acaba? Sürekli maaşınız yatacak mı? Biliyor musunuz? Gittiğiniz o şirket size nakit elinize mi verecek? Bankaya mı yatıracak? Veya diyecek ki Türkiye'deki hesabınıza yatıracağım. Daha sonra vereceğim. Bakın bu mesela çok önemli bir konu. Giderken, yurt dışına başvuru yaparken maaşınızın nasıl yatacağını, ne zaman yatacağını tekrar tekrar sorunuz. Devam ediyorum. Daha tabii bu konu uzun da kısa kesiyorum. Yurt dışında büyük projede olmanın getirdiği güzel heyecan. Peki, hadi bakalım buyurun başka noktadan bakalım. Gittiniz, başvurdunuz, pozisyona kabul edildiniz. 2-3 ay sonra dediler ki, hayır burası sana göre değil burası. Bu yol, bu koltuk sana göre. Veya başka bir görev yüklediler size. Biliyor musunuz acaba o pozisyonda her zaman sürekli kalabilecek misiniz? Bu da bir risk, bunu da bilemezsiniz. Dolayısıyla bunları da alt alta risk konusunda yazmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Ulaşım koşullarınız, yemek yeme koşullarınız acaba iyi mi? Biliyor musunuz? Başvururken bunları size söylemezler. Yurt dışına gittiğinizde bam diye anlarsınız hemen 2 günde. Size derler ki bu odada kalacaksın, bunu yiyeceksin. Ama siz bana bunu söylemediniz ki. Söylersek gelmezdim zaten mesela. Hoş geldin. Devam ediyorum. Keşfedilecek ülke. Ya buraya çok gideyim, keşfedeyim. Peki iyi de o ülkenin siyasi ve sosyal durumu iyi mi? Hakikaten yani keşfetmeye uygun mu? Afrika'da bir ülke seçtiniz. Mesela Etiyopya. Adamlar hala terörle uğraşıyor mesela. Çıkamazsınız dışarı arkadaşlar. Kenya. Kenya'ya gittiniz, Afrika. Harika değil mi? Nairobi vesaire. Değil öyle. Akşam sokakta, caddede yürüyemezsiniz. Yani keşfedeyim derken birden tıkılı kaldığınız olabilir. Dolayısıyla bunu da gözetmeniz lazım. Ama Dubai, Abu Dhabi, Doha 14 yılımı verdim Körfez'de. Hiç sorun yok. Tavsiye ederim. Bulursanız gidin. Ayrıca devam ediyorum. Büyük çaplı projelerin devamlılığı, sürekliliği var mı acaba? Hiç bilemezsiniz arkadaşlar. Bu bir şans. Bunu ben de bilemedim. Başladık. Çok iyi gidiyor. Birden proje durduruluyor mal sahibi tarafından veya birden çalıştığınız şirket sıkıntıya giriyor, maaşları veremiyor filan, ayrılıyoruz diyor, sizi de işten çıkardım. Arkadaşlarım oldu, uçak bileti alamadılar arkadaşlar. Proje durduruldu, paralar ödenmedi, uçak bileti bile alamadılar. Dolayısıyla bunlar da gelebiliyor başımıza yabancı ülkede çalışırken. Sonra yabancı dilimin pratiğini arttırayım, değil mi? Oo, hoş geldiniz. Gittiğiniz ülkede yabancı dil, özellikle tabii öncelikle İngilizce. İngilizceyi çok mu iyi konuşuyorlar zannediyorsunuz? Aman aman. Hayır. Kesinlikle grameri kötü, vokabüleri kötü vesaire vesaire. Onlar sizi de bozuyor. Sizin İngilizce seviyenizi de bozuyor. Örnek veriyorum. Ben hep şantiyelerde çalıştım.
Şantiye yönetimi yaptım. Masada oturuyoruz 15-20 kişi. İnanın 15-20 ülkeden adam var. İngiliz, Amerikalı, Sri Lanka, Hintli, Çinli, Suriyeli, Filistinli. Yani insanların bir de farklı farklı bakışları var. Onların anlaması, ya yani konuşmasını anlamak o kadar zor ki. Hani İngilizcem çok iyi gelişecek filan. Hemen öyle düşünemezsiniz. Onu da ileteyim. Sonuç itibariyle ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz? Şimdi genç mühendis arkadaşlarım, mimar arkadaşlarım, bu kesinlikle yurt dışına gidersem daha iyi olurum diye düşünürken alt alta üst üste hani artılar, negatifler yazmalı. Bunu kesinlikle böyle başlamalı. İki, yurt dışındaki şirketlere hemen tamamen güvenmemeli. Önce yurt dışındaki şirketlere de bakmalı. Size temin ederim ki yurt içinde en az 3 yıl, 5 yıl çalışmanın getirdiği büyük bir tecrübe var. ODTÜ'den mezun olup hemen yurt dışına gittiğiniz zaman ki zaten almazlar, almayacaklar. Hadi gittiniz diyelim, size hemen tavuk şey yapacaklar da muamelesi, kötü işler verecekler falan. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz ki. Ama 3 yıl, 5 yıl bir şantiyede çalışırsanız, çimento yutarsanız, seramik nasıl yapılıyor bilirseniz vesaire bir bilginiz artarsa yurt dışında çalışmanız daha iyi olacaktır. Kesinlikle yurt içi çalışmasıyla başlayıp ondan sonra yurt dışına gitmenizi daha çok tavsiye ediyorum. Yurt içinde de bir şantiyede öyle bir proje müdürü, öyle bir abi, ablalar bulursunuz ki size öyle güzel bilgiler verir ki 5 yılda alacağınızı 1 yılda verirler, çok iyi öğrenirler. O kişilere sahip çıkın, o kişilere sarılın. Onlardan bilgi tecrübe edinmeye çalışın ki size ileride çok daha lazım olacaktır. O yüzden yurt içindeki projelere de yan bakmayın. Dolayısıyla değerlendirmeye çalışın. Artı kültürel farklılıklardan söz etmek istiyorum. Kısaca o kadar farklı insanlarla çalışırken sizi anlamayabilirler. Sizin diliniz de yeterli olmayabilir. Sizin Türk mentaliteniz yeterli olmayabilir. Dolayısıyla onların farklı kültürden gelmeleri sizi birden böyle bir boşluğa itebilir. Psikolojik sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Anne babasını çok seven, çok birlikte yaşayan bir kişi gerçekten yurt dışında 6 ay ağlıyor mesela. Sürekli ağlıyor. Annem babam özledim filan. Ya bir gün ayrılacağız aileden. Evet biliyoruz ama eninde sonunda bu kadar da değil. Hani kişi, herkes kendini iyi tartmalı. Yapabilir miyim? Tek başıma. Tek başına. Yurt dışında tek başınızasınız. Hiç bir arkadaşınıza falan güvenmeyin. Tek başınıza devam etmek zorundasınız. O yüzden bunu da risk hanesine yazmalı. Dolayısıyla ben tekrar sözlerime toplarken ben diyorum ki arkadaşlarım kesinlikle evet risk alıyorum, alacağım. Bunlar pozitif, bunlar negatif. Negatifleri ben dayanabilirim, yapabilirim. Bu şekilde değerlendirebilirseniz kesinlikle yurt dışını tavsiye ediyorum. Ne kazanacaksınız? Güzel güçlü bir referans kazanacaksınız yurt dışında. Neden? Yurt dışında yaptığınız her türlü proje başka bir ülkeye gitmenizi de hızlı sağlayacaktır. Türkiye'den başka bir ülkeye tekrar gitmek yerine bulunduğunuz yabancı ülkeden başka bir ülkeye gitmek daha hızlı olacaktır. Sizi daha çok isteyecekler. Çünkü siz artık yurt dışı elemanısınız. Alıştınız. Sizi tercih edecekler. Dolayısıyla referansınız artacak CV'nizde. Paranız birikecek mi? Evet birikecek. Tabii ki tutumlu olursanız, hızlı harcamazsanız, dolarları aldınız, koydunuz, hızlı harcadınız o ülkede. Birikmeyecek tabii ki. Ama birikim yaparsanız çok daha iyi kazançlı olacaktır elbette. Yabancı çevreniz gelişecektir. Network'ünüz artacaktır. Yabancı ülkede çalışırken farklı farklı şirketlere merhaba diyeceksiniz. Onları kenara not edeceksiniz. Belki günün birinde siz oraya başvuracaksınız. Sizi çağıracaklar belki. Dolayısıyla network devam edecek. Yabancı diliniz artacak mı? Kesinlikle tabii artacak. Bakmayın kültürel farklılıklar ve zor konuşan İngilizce ile olan insanlar hep yanınızda değil. Yanınızda İngiliz de olacak, Avustralyalı olacak, Kanadalı vesaire olacak ama hani İngilizceli artacak çünkü artık Türkiye'den koptunuz. Sabah akşam good morning, good evening, bye bye. Yani hep İngilizce konuşuyorsunuz. İngilizceniz daha hızlanacak elbette. Ve yeni bir ülke keşfedeceksiniz. Tabii şansınız yaver giderse, eğer şantiyeniz düzgün çalışıyorsa, örnek veriyorum. Avrupa ülkesi farklı, Arap ülkeleri farklı. Ben 14 yıl Körfez'de çalışırken birden dediler ki, Cuma tatil, sadece bir gün. Ben gezecektim ama plaja gideceğim, müzeye gideceğim.
Yok, pardon, sadece cuma. O da kısıtlı sayıda. O da cuma günü. 12'den sonra gider çıkacaksın. Çünkü 11-12'de de namaz var. Her yer kapalı. Hadi buyurun mesela. Hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir yere iyi geçiremezsiniz. Çok iyi şirketler, büyük şirketler, proje yönetim şirketleri cuma cumartesi çalışmıyor Arap ülkesinde ama genellikle Arap ülkesine giderseniz sadece cumanız var. O da size yetmeyecek. Hani haberiniz olsun. Ülkeyi keşfedelim falan diye çok olumlu bakmayın. Kaybettirdiklerine gelelim hemen. Kaybettirdikleri hemen parayla ilgili. Arkadaşlar eğer maaş alamazsanız hemen kaybetmeye başlıyorsunuz demektir. Neyi kaybediyorsunuz? Paranızı kaybediyorsunuz, emeğinizi kaybediyorsunuz, zamanınızı kaybediyorsunuz. Başımıza geldi mi? Geldi. 23 yıllık tecrübemde onca arkadaşlarım parasını alamadı. Biraz daha çalışayım, alacağım. Şirket diyor ki bir 3 ay daha sonra vereceğim. Biraz daha bekle, şimdi veremiyorum. Arkadaşlar tecrübe konuşuyor. 3 ay sonra hala paranızı alamıyorsanız hemen ayrılın. Vermeyecekler arkadaşlar. İstediğiniz kadar ağlayın. Vermeyecekler, hatta sonra kovacaklar. Sonra diyeceksiniz ki mahkemeye gideceğim. E git. Hadi bakalım. 3 yıl mı? 5 yıl mı? Hadi bakalım alabilirsen. Çok çıkmaz sokaklara gidebilirsiniz. O yüzden hani kaybettikleri yurt dışının öncelikle zaman, emek vesaire ki şirketin durumuna göre. Hani o da bir şans. Onu da söyleyeyim tabii. Aynı zamanda uyumsuzluklar kaybettirebilir size. Uyumsuzluk yaşarsınız. Arkadaşlarınızla geçinemezsiniz. Şirkete gideceğiniz yer olmazsa dönersiniz tıpış tıpış. Sonra yabancı diliniz eksikse orada da kendinizi anlatamazsınız. Orada da zınk diye kalırsınız. Yani o yüzden hani üniversite zamanında da üniversite sonrasında da İngilizcenizi geliştirmeye çalışın. Durmayın. Türkiye'deyim ben, rahatım, sonra konuşurum. Hayır. Kesinlikle İngilizcenizi çok iyi yapın. Artı çok şans bir durum söyleyeceğim ve konuyu bitireceğim. Şirket batıyor. Gittiniz, şirket battı. O da bir şans artık. Orada yapacak bir şeyiniz yok. Bu da sizin kaybettikleriniz hanesinde durmalı ancak. Yani bunu da unutmayın. Ben sonuç itibariyle şunu söylerim. 10 yıl kadar işte çalıştım şu ofislerde. Sıkıldım ben. Ben dedim ki ya ben yaratmak istiyorum. Ben çizdiğimi görmek istiyorum dedim. Şantiye atladım. Benim gibi düşünüyorsanız memur zihniyetinde kalamayacağım, yaratıcı olacağım, ter akıtmalıyım, şantiyede koşmalıyım, bina dikmeliyim diyorsanız kesinlikle yurt dışını tavsiye ediyorum. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bir şeyler verebildim. Hayatın gerçekleri de var. Fatih Hocam onlara değindi. Çok da güzel değindi. Ben dinlerken belki çalalım da aynı şeyler geçmiş arkadaşlar. Şimdi iş görüşmeleri yapıyoruz tabii. Çok adaylarla görüşüyoruz. Hani hayaller, New York, gerçekler, Ankara diye onlar geldi gözümün önüne. Hani arayıp da aradığını bulamayanlar vesaire. Onun için hep içimize dönmek lazım değil mi? Bir kendimizi aslında ben ne istiyorum? Bir de değişiyoruz, dönüşüyoruz. Yani 2 sene önce hiçbirimizin önceliğinde yüz yüze görüşebilmek gibi bir şey yoktu. Çünkü bunu yapabiliyorduk insanoğlu olarak. Şu anda önceliklerimiz değişti. Dolayısıyla hep şeyi hatırlamak lazım. Biz değişen varlıklarız. 1990 yılında işte Körfez ülkesinde olmak sizin hayalinizken 97'de olmayabilir. Yani illa olacak, devam edeceğiz diye bir şey söz konusu değil. Onun için esnemek, hani İş saatleri esniyor, işte hibrit çalışma sistemleri geliyor. Hibrit beyinler de gelmeli değil mi? Ama onu da hani artık biz aynı kalmamalıyız. Sistem değişirken biz de dönüşmeliyiz. Onun için ben sizinle hep bunlar geçti aklımdan. Kendi adıma çok keyif. Yani kendimiz konuştuk, kendimiz dinledik mi bilmiyorum ama çok keyifli sohbetti. Eğer katılımcılar varsa aramızdan chat'e bir iki bir şey yazarlarsa hani belki soruları vardır, fikirleri vardır. Memnun olurum kendi adıma. En azından kendi kendinize eğlenmediğinizi de fark ederiz belki böylelikle. Bir başka oturumda baktım, daha önceki oturum. Dediler ki ya sadece merhaba yazın, merhaba merhaba. Hani kaç kişi takip ediyor? Görelim evet. istedik. Dediler evet. O iyi bir fikir. Bence hadi bekleyelim olabilir. Bakalım kaç kişi yazacak. Bu arada ben soru sorayım. Biraz tabii. daha şey yapalım. Tabii buyurun. Vaktimiz var çünkü. Değil mi? Aynen. Evet, tabii tabii var. Ya sevgili Çağıl, ya şimdi sen öyle güzel toparladın ki güzel de çok sunum yaptın. Burada
Benim hep aklıma gelen hatalar bu korkular. Orada daha çok kaldım ben. Yani sen bir yandan da HR olarak hani böyle bir koçluk tarafına da değindin bu olayın. Yani hatası olan, korkusu olan insan mesela şirkette çalışıyor. Ali Bey, Ali Çocuk, genç arkadaş Ali korkuyor, hata yapıyor falan filan. HR devreye mi girmeli sence bir koç olarak? Gel Ali'cim otur karşıma filan. Evet evet, ben şöyle düşünüyorum. Eğer bir kişi, kendimden örnek vereyim. Ben gerçekten İK şapkasından çıktım bir çalışan olarak. Sizin dediğiniz örnekte böyle çok büyük korkular, sıkıntılar, stresler yaşıyorsam bir öncelikle onun kendim farkında olmalıyım. Ardından gideceğim noktalardan belki de ilki dediğiniz gibi İK yapısı. Çünkü bizde çoğu şirkette artık var İK iş ortaklığı. Bir yöneticiniz var, size her zaman destek olacak. Bir de İK iş ortağınız var. İK iş ortağı ne demek? Size aslında kariyeriniz boyunca yaşadığınız olumlu ya da olumsuz her türlü süreçte size destek olacak partner gibi. Dolayısıyla hani iş üzerinde gerçekten sıkılan, bunalan, korkular yaşamaya başlayan, endişeleriyle baş edemeyen kişilerin ulaşacağı noktalardan, gideceği partnerlerden birisi de tabii ki bence de insan kaynaklarındaki iş ortağı. Bir diğeri yöneticisi, bir diğeri de artık hani globalleşen dünyada özellikle de hani Gözde Hanım'ın da dediği gibi bundan iki sene önce hiç hayal etmediğimiz kurumlar kurmaya başladık. Çalışan destek programları oluşturmaya başladık. Çalışanlarımız bir telefonla psikolojik destek hattına bağlanıp 7/24 ulaşabilir hale geldiler. Önceden sorsanız şey derdik ya, psikolojik desteğin de telefondan hali mi olurmuş, hiç ne faydası olacak onun derken şu an görüyoruz ki her birimiz... Alo. Kullanımların verdiği sistemlere göre de bunlar değişiyor. Bir diğer partner de çalışan destek programlarındaki profesyoneller olabilir diyebilirim. Teşekkür ederim. Bir sorum da Gözde'ye. Adil. Evet. Bir. Şey yok. Zor olmasın. Sonra susacağım. Peki Gözde, bu kadar atladın oraya gittin, o olmadı falan, ya yapamıyorum vesaire. Ya hiç, iki soru aslında aklıma geliyor. Ya 30 şirket sana hayır dedi ya. Ya neredeydi sıkıntı? Ya hiç sonu bulamadım ya. Ben ya yanlış bir elbise mi giyiyorum veya ses tonum mu kötü veya sohbete yanlış mı başlıyorum? Sorun bir. Yani 30 firma çok fazla geldi bana. Hani ne? Herkesin torpili mi var? Herkes başka torpilli adamları kayırdı da Gözde geldi. Kesinlikle alma. Boş ver. Hani Gözde pırlanta olsun, star olsun, alma. Çünkü adamlar hazır mı? Soru bir. İki, bu havacılık sektörüne de girerken kim sana güvendi aldı? Hani bu kadar sıkıntı yaptın ya, yapamadın falan. Sana kim güvendi de seni o şirkete aldı? Soru iki. Vallahi çok güzel soru. Benimkiler daha zor geldi zor yerden. Tabii şimdi kısıtlı zamanda biraz metaforik de anlatmaya çalıştım ama tabii o alınmama süreçlerinin içerisinde ücret yönetimi de etkili. Örneğin ben Ankaralıyım. Ankara'da okumuşum. İstanbul'da iş hayatına başlayacağım. Bu arada burada söylediklerim de gerçek yani. Hani espriyle anlatıyorum ama cümleler birebir kurulmuş cümleler. Örneğin ilk konuştuğum ajans şöyle, oraya da başlamam şöyle oldu. Hayallerim olduğu için ben ODTÜ'yü bitirdim Haziran ayında. Temmuz'da bir sınavla bir programa dahil oldum. Türk Reklam Vakfı 80 tane öğrenci seçiyordu Türkiye'den o dönem. Bunu 3 yıl yaptılar zaten. Bir para ödüyorsunuz, bir sınava giriyorsunuz. O sınavda başarılı olursanız eğer sizi alıp 2,5 ay, benim katıldığımda Bilgi Üniversitesi'ydi mesela. Orada size bir eğitim veriyorlar. Tabii şimdi öğrenciyken farklı bakıyorsunuz ama bir İK profesyoneliyken şöyle bakıyorum. Ucuz iş gücüyle o iş gücünü kullanacaklarını bir araya getiriyorlar bir platforma. Size 2,5 ay bakıyorlar. Aranızda yetenekleri seçiyorlar. Ben orada bir masaya, görüşme masasına oturanlardan biriydim. Ve çok gerçekçi bir görüşme yaptık karşı tarafla. Ben zannediyorum ki beni çok beğendi tabii, alacak hemen. Dedi ki çok yeteneklisin, aferin sana. Ben sana dedi 500 lira veririm. O zaman asgari ücret 825 lira Türkiye'de. 500 lira dedi başlarsın. Bir de dedi reklam ajansının süresi uzundur, çalışma süresi. 9 olur, 10 olur, 11 olur. Bir düşündüm şöyle, benim annem babam yani özel sektörde memur zihniyetiyle çalışmış insanlar. Mümkün değil 500 liraya geçinmem. Şimdi bunların arasında bunlar da vardır. Herkes kaşımı gözümü sadece beni değil ama bu şu bir gerçek. Bazen kariyeriniz boyunuzla orantılı da ilerliyor. O andaki hareket sahanız neresiyse evrilmeli ve kendinizi çevirmelisiniz. Yani ben inatla hayır buraya gideceğim, hayalim bu, evet o. Ama ben kendi işimi bir reklam
dengesinde yapabiliyorum. Yani oradaki yapmak istediklerimi insan kaynakları platformunda daha yetenekli olduğum alanlarla birleştirebildim. Havacılıkta neye güvendiler? Hiç bilmediğim bir sektördü. Kariyerimde çok farklı alanlarda, İK kariyerimde çok farklı alanlarda yönetici mentor olarak çalıştım. Farklı endüstrilerde çalıştım. Ama bu şu anda çalıştığım şirkette de görüşmeye gittiğimde, eğer genel müdürüm de dinliyorsa buradan selam olsun. Bana bir tek soru sordu. Dedi ki çok başarılı bir geçmişiniz var İK'da ama şey biliyor musunuz? Hiç İHA gördünüz mü yakından? Yok dedim. Yani hiç görmedim. Nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Hiç dedim bilmiyorum. Tamam biz sizi arıyoruz o zaman dedi. Çünkü bazen bariyerler ve engeller ve mesleki körlükler bir şeylere olumsuz anlamda sebebiyet veriyor. Ve şimdi benim dimağım çok açık olduğu için, hiç bir fikrim olmadığı için böyle sürekli ilk 6 ay böyle müthiş fikirlerle geliyordum şirkete. Şunu da şöyle yapsak olur mu falan benim sakinleştiriyorlardı. Önce gel bir otur. Tabii yaparız ama şimdi böyle yapmamamız lazım. Şimdi şunu şöyle yapmamız lazım diye. Sanıyorum bakış açım, inadım ve geçmişte bıraktığım her bir başarısızlığın üzerine farklı bir şey koymam belki etkilemiştir, güven vermiştir. Bırakıp gitmeyeceğimi, asılacağımı, bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf edeceğimi hissetmiştir diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Değilse ve buradaysa chatten yazsın lütfen. O zaman öğrenmiş oluruz cevabı. Teşekkür ederim sorular için. Umarım cevap verebilmişimdir, tatmin edebilmişimdir. Gayet güzel. Teşekkür Süperdi. Ederim. Evet, peki. Fatih Hocam siz hala yurt dışında mısınız? Ben size şu anda Moldova'dan sesleniyorum arkadaşlar. Harika. Harika. Nereden Moldova. Başlayalım peki hayata? İlla yurt dışına gideceksek illa bir körfez ülkesinden başlayalım. Nereyi tavsiye ediyorsunuz? Ya bence hiç fark etmez. Para nerede? Bir de güvenlik nerede? Güvenlik. Güvenlik evet, evet. Sürdürülebilir. Orada. Yani hiç fark etmez. Yani Fas da olur. Cezayir de olur. Hani şimdi daha güvenli yerleri söylüyorum. Libya olmaz mesela. Suudi Arabistan da olur. Ama Dubai'de, Abu Dhabi'de veya Doha'da iş bulursanız siz hiç durmayın gidin yani. Neden? Daha medeni, bakmayın Arabistan ama, yani Arabistan'ı evet. Ama medeni, güzel, çağdaş vesaire. Hani güzel de para yaparsınız eğer tutumlu olursanız. Evet, orada çok yabancı var. Yani dünya çapında Amerikalı, İngiliz, Avustralyalı da var. Hani son derece güvenli, terör yok. Oraları tavsiye ederim tabii. Ama Kenya, Etiyopya, Afrika ülkesi tabii riskli. Hani güzel, safari mafari, hayvanlar güzel böyle. Ama riskli yani. Yaşamakla çalışmak çok farklı. Hani çok. Hep böyle turistik kafayla düşünüyoruz bazen evet. İşe bakarken. Ya ne güzel olur şurada yaşasak falan. Şimdi siz oradaki bulunduğunuz an işte gezmek için, eğlenmek için. Mesela Türkiye için de İstanbul'a aynı etiket yapıştırırlar. Hani İstanbul'un eğlenmesi farklı bir şey. Bir de çalış olarak sabah 5'te kalk, yollara düş, akşam 11'de tekrar dön. O çok başka bir boyut. Tabii tabii. Yurt dışına da böyle bakmak lazım. Gezmek ayrı, yaşamak farklı. Hayatta kalmak farklı. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela şimdi Çağıl'ın mesela Pfizer değil mi? Yani evet. Senin mesela şansın var. Pfizer dünya çapında bir ülke. Geçen yani ülke diyorum, bir şirket. Yani evet. Senin atlayabilme imkanın daha fazla. Pfizer sana bir gün diyebilir. Gel bakalım Çağıl, seni şu ülkeyle istiyoruz, şuraya. Sen, olabilir İnşallah. Yani. Yani o konuda ittir. Kapı evet. Çal. Ha bu arada bir dakika 55 saniyemiz kalmış. Arkadaşlar kapı çalın. Kesinlikle. Herkese sesleniyorum. Evet. Sadece sizin ikinize değil. Kesinlikle ve kesinlikle. E-mail attım, CV'yi gönderdim. Yok. Bitti onlar. Onlar bitti. Yani e-mail attım. E-mailinize bakmayacaklar bile. E-mailinizi çöpe atacaklar. Trash. Bye bye. İkiniz de kariyercisiniz. HR'cısınız, iyi biliyorsunuz. CV'leri çok istiyorsanız şey yapıyorsunuz, scan ediyorsunuz değil mi? Ondan sonra kelimeleri yakalıyorsunuz artık. O kelimeler yoksa o CV zaten okunmuyor, bay bay. Ama ben genel olarak hani genç arkadaşlarıma şunu ileteyim. Hani CV'yi gönderdim, haber bekliyorum. Bekleme, kapı çal, git kapı çal. Doğru mu diyor muyum? Çok doğru. Peşinde koşmak lazım. Benim Pfizer'e ilk girişimde benzer oldu. Bir dakikamız kaldı. Kısacık özetleyeyim. Başvuru yapmıştım. Beni mülakata çağırdılar. Dedim ki o tarihte benim finalim var. Gelemem. Okey bu son şansınızdı o zaman dediler. Ben durmadım. Pfizer'deki bütün insan kaynakları departmanlarının yöneticilerini LinkedIn'den ekleyip böyle bir şey nasıl olabilir diye yazdım. Biraz da serzenişte bulundum. Sonra beni aradılar. Tamam gel ikinci seans oluşturduk diye. Öyle başladı. Yani birazcık kovalamak ve
Çıplaklarla kazımak lazım. Süper. E-mailimi yazdım. Lütfen bana e-maille ulaşın. Olur mu? Sizin gibi iki değerli arkadaşla temasta kalmak isterim. Çok teşekkür ederiz. İnşallah keşke hem birbirimize iyi bakalım hem bizi dinleyenler kendilerine iyi baksınlar. Evet. Çok hoş bir cumartesi sabahına başladık. Umarım böyle enerjik devam etsin. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir 50 dakikaydı benim için. Evet. Tane destekçimiz Okan Can Bey destek oldu. Bir tane aldık. Okan Bey teşekkür ederiz. Okan Bey evet teşekkür ediyoruz. Yalnız hissetmedik. Çok teşekkürler. Çok maalesef. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Sağ olun.